Ardından hepiniz birinci sınıf, ikinci sınıf. Şimdi siz son sınıfı mı dediniz? Siz bir desiniz. İki de. Staj durumundasınız. Avukatlık stajı tabii ki. Bir uğraşınız var mıydı? Çalışıyordunuz, güzel. Yani onun içinde bir sanatla ilgili ama bir ritim olayı duydum. Yazma olayı duydum, değil mi? Bir yazıya başlama olayı. Şimdi benim çok ilgimi çeken bir şey vardı. Fark etmeden çocukluğumuzda bazı çocuklar daha farklı olabilir. Mesela ben de hem çocuklarım oldu hem torunlarım oldu. Merak, yaratıcılık, şüphe. Siz böyle bakıldığı zaman aslında bu unsurların doğrudan bilimi ve bilimin içinde biz hukuk diyoruz. Hukuka bir katkısı olduğunu yıllar sonra anladığım bir şey oldu. Yani bir şekilde çocukluğunuzda size sunulmuş diyelim bir enstrüman var. O enstrümanı ilk kitabımda yazdım onu. Bir hayatın travmasında, aile içinde bir takım şeyler yaşanıyor. Hepimizin yaşadığı bir şey vardır. İsteklerimizin dışında oluyor bazı şeyler. Siz zaman zaman fark ediyorsunuz. O piyanoda veyahut da o sanatın, yani onun yaratıcılığında kendinizi daha çok fark etmeye başlıyorsunuz. Ama bunu ben kitaplarda yazılan kendini fark etme, farkındalık gibi isimleri, belki de şanstı, sonradan koydum. Aa, iyi ki fark etmişim diye. Dolayısıyla eğer siz duygularınızı harcamadan sadece okumak çok güzel bir şey, pratiğini yapmadan, doğal olan isteklerinizi yönlendirmeden yaşarsanız o size bir dönüş yapmıyor. Ama siz doğanın sesini dinlersiniz. İşte her türlü düşüncemi ben kitaplarıma parça parça döktüm. Onun için istiyorum ki şu anda o kitapları ben biraz ortaya lütfen şey yapar mısınız? Elinizde biraz bakın istiyorum. Sonradan zaten kütüphanenize vereceğim. Ayrıca çok önemli olduğunu düşünüyorum. Karşı Kırmızı Kedi'de hepsi var. Çünkü anlattıklarım yaşamın içinde fark etmeden yaşıyorsunuz. Sonra hukuk mesleğinin içinde bir bakıyorsunuz ki hukuku, mesleğinizi daha bir rahat, daha bir cesur, herkesin sizi çok meraklı olduğunuz için, çok sual sorduğunuz için veya çok heyecanlı olduğunuz için, şüpheci olduğunuz için yargılarken siz bunları yaratıcılığa dökmüş oluyorsunuz elinizdeki piyanoyla. Ben yine bir ara size dinleteyim bu parçayı. Tamamen improvize, lütfen şey yaparsanız, dinlerseniz. Sonra bir daha Casalleri kitabını da bu Amerika'daki kuyruklu... Yaratıcılık, yani bir anda bu 6 yaşında başladım piyano olayına. Zaten kitaplarda içinde azıcık böyle baktığınızda Casalleri, hanginizin elinde bilemiyorum. Orada biraz evvel size bahsettiğim gibi nehir söyleşisi tarzı deniliyor size. Avukat Bey diyebiliriz herhalde. Nehir söyleşisi tarzı. Bizdeki anlamı olarak şey yapıyorum. Kendi içinde sualler, cevaplar kendi içinde oluyor. İşte aynı şeyi Amerika'daki avukat arkadaşın Casalleri kitabında yaptığı kritiği, ben bunu tam düşünmemiştim kitapta. Tam bir hukuk, Aristo'nun, Sokrat'ın cevaplarının içinden bulma metodu var ya, hukuk. Şeyde, onu hatırlarsınız Roma hukukunda. Kendi içinden... Kendi suallerinizi, hayatınızı imbiklemişsiniz, hayatınızı çıkarmışsınız dedi. O yorum benim çok hoşuma gitti. Dolayısıyla siz bazen işte piyano notalarıyla, yani notalar ritim dedim ya biraz evvel, hayatın ritmini notalarla daha çok yakalıyorsunuz. Ben onlarla uğraştığım için. O size daha bir güç kazandırıyor. Ve mesleğiniz açıkçası... Bir tiyatro gücü olması lazım, sahne gücünüz olması lazım, konuşma gücünüz olması lazım, üç boyutlu düşünmeniz lazım. O kadar çok şey lazım ki bunun da gücünü ben
sanattan alındığını yaşadım. İsmini sonra koydum. Bu da çok keyifli geliyor bana. Sonraki parçaya bir de geçer misiniz lütfen? O da Caz Halleri kitabının tanıtımında kullanıldı. O da improvize. Improvizeyi tercih ettim ama bunun için çok önemli bir şey nota bilmek, iyi bir piyano eğitimi almak. Ondan sonra beni improvize rahatlattı, doğaçlama rahatlattı. Ama Chopin'i yorumlamak ayrı, Bach'ı yorumlamak ayrı. Kitaplarımda bilhassa şeyde çok ilk kitabım Derinlik Deliliği. Hani biraz evvel arkadaşınız yazarım dedi. Lütfen onu da dinleyelim. Ne düşündünüz? Bu böyle İngilizce çevirisi var, Jazz State of Mind diye. Orada hani yorumları ben blogumda, web sitemde okuyucu yorumlarına ait bir bölüm böyle alttan sonra girerseniz web sitemde zaten size kartlarımı da verebilirim. Çünkü çok yönlü çocuklar, çok yönlü ve iki tane çocuğum. Amerika'da bir kızım piyanist, piyano okulu var. Tabii ki bunlar böyle çok kolay yaşanarak elde edilmiş şeyler değil. Kitaplardan soracağınız, karıştırırken soracağınız sualler olabilir. Onlara çok sevinirim. Şimdi bir şey sormak istiyor musunuz bu arada? Hani bana da yön katar. Bir piyano dinlediniz ve 40 yıllık avukatım. Gerçi Feridun hocam geldiğinde anlatmak istiyordum. Nasıl onu tekrardan... Bana çok güzel şeyler verdi demeyeceğim. Yolumu aydınlatıverdi iki kere Feridun Hoca benim. Çünkü bazı insanlar, çocuklar, siz çok farklı şeyler söylerken, çok doğal yaşarken bazı insanlar sizin hevesinizi kırar. Bunu unutmayın bu sözcüğümü, hevesiniz kırılır. Bir yerde bir çocuk sordu onu, çok etkilendiğim bir şey, hevesiniz kırıldığında ne yaptınız diye. Sonra okulun müdürü benim o sözümü teyit ederek konuştu onlarla. Hevesim kırıldığında ve beni yolumdan alıkoymak için kırıcı olmayan sözcüklere karşı başarıyla cevap verdim her seferinde. Ve bu yere geliyorsun. Yani ya bir kitapla ya çocuklarımın başarılarıyla. Ama o kadar örselenmelerden... O cümleler ilk kitabımda vardır. Yeniden kendinizi inşa ediyorsunuz. Bunun için çok güçlü olmanız gerekiyor. Güç nasıl? Bunu kitaplardaki şeylerden, iletişimden öğrendiğim bir şey. Güç, cesur olacaksınız ama cesaretiniz akıllı bir cesaret olacak. Dürüst olacaksınız. Aa, ben her şeyi herkese öğretirim, veririm gibi değil. Dürüstlüğünüz de çok akıllı ve sizi koruyacak açıda olmalı. Bilmem buraları anlatabiliyor muyum? Anlıyorsunuz tahmin ediyorum. Bunlar çok önemli şeyler, ileriye dönük. Mühendis de olabilirsiniz. Hukuk mesleğinde ortamı kendinize almak için bu güçleri kazanmanız gerekiyor. Nasıl diye soruyor musunuz? Sormuyor musunuz? Hani kendi deneyimlerinizden bir şey sorar mısınız böyle bir konuda? Cesur olmak konusunda veya bir duruşmaya girdiğinizde veya duruşma salonuna girdiğinizde düşüncelerinizle ilgili çok rahat hareket edebiliyor musunuz? Yani staj evresinde veya başka bir yere girdiğinizde mesela bana eşim demişti. Bir yerden adımımı atarken korkmadan girerim. Bu bir özgüveni veren bir şey var insana. Var mı sizde? Bu sizi iten, evet. Bence bir şey bilmek önemli. Yani bilmediğim bir alanda atlamak birazcık daha cesaretini kırıyor ama insanın biraz kendini ispatlaması gerekiyor. İşte onun içinde kendini fark edecek şekilde sanat
merak, şüphe, sual, yaratıcılık geliyor. Yani onları demek için hiç bilmediğin takdirde, mesela küçük torunum da o fark, bir tane küçük torunum zorlanacaklar. Hep yeni şeyler arıyor, çok sual soruyor 4 yaşında. Öbür torunlarım o kadar sormamıştı. Şimdi onu, şimdi biz anlayarak bir takım yardımlarda bulunuyoruz. Ama siz o özgüveni aa diye düşünürken, kendi iç sesini çok küçüklüğünde veya şurada bir yaratıcılıkla, şüpheyle, bilimle uğraştığınız takdirde, sanatı konuşuyoruz ya, sanatın içinde de caz halleri dedik. Biraz evvel de bahsettiğim gibi caz, hayat, yaşam, coşku, aşk, cinsellik hepsi var içinde. Ama enstrümana geçirdiğiniz zaman da işte o zaman kendini çalıyor hepsi. O bir özgüven veriyor. Kendine dokunuyorsun, kendi ritmini yakalıyorsun. Sanat yaratıcı, bu resim de olabilir, yazı, not tuttum mesela. Hep çocukluğumdan beri ne kadar hoştur. Hatta hala duruşmada çok gülerlerdi. Çünkü artık işim büyüdükçe ajandam da büyüdü. Herkes de minicik ajanda. Benim ajandam kocaman açılırdı duruşmada. Çünkü yazdığım başka notlar vardı. Duruşma günü vardı. Hatta ne yapacağım o gün? Alışveriş listem bile var. Öyle ki o zamanı çok iyi kullanmam gerekiyor. Ben zamanı çok mücevher şeklinde yaşadım çocuklar. Zaman çok önemli geldi. Çocuklarım üzen konuydu mesela. Onlar böyle rahat rahat oturup dinlenme imkanı vermemiştim. Orayı iyidir kötüdür diye tefrik etmiyorum. Zaman içinde bir şeyi merak ediyorsun. Bir yerde durduğun zaman kitap karıştırıyorsun. O kitaptan aldığın bir bilgi sana bir şey veriyor. Ben çok önemsiyorum yaratıcılık, merak, şüphe. Şüpheyi tabii ki yine her sözümü, caz hallerinde tekrar tekrar oraya geçmiyorum. Her sözümü yani rutin diye bir konu var caz hallerinde. Çok ses getirdi, rutini kırmak. Rutini kırdım ben doğam gereği. Ama ardımda hukuk tahsiliyle ben aykırı bir düşünceyi söylediğimde neticede beni koruyan, evet, piyano oldu. Fareli Köy'ün kavalcısı gibi ya, iyi bir piyanisttir. Anlatabildim mi? Ama ben bunu bilerek şey yapmadım. O beni korudu ve o hukuk mesleğini benim için aydınlattı. Dolayısıyla bir şekilde çocuklarla, gençlerle iletişimimi şimdi kurmak için birçok hocalarda, okullarda bu saygınlığı görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir tek genç kendi bahçenizi güzelleştirirseniz, başkalarının bahçesine bakmadan, kendi bahçende ben ne yapabilirim, neler ekebilirim, neler yaratabilirim, hangi şüphe çekiyor. Bunun içinde de en kolay dil doğa ve sanat geliyor çocuklar. Ha canım. Ama hani bütün konusunda bir şeyin hazmen bana göre hani bütün olması gerekiyor. Onun için eklenen şeyler vardır. Hani bütün bir benim hayatım vardır. Ben onun üstüne gitar çalmayı ekleyebilirim. Ama ondan sonra onu her gün çalışmaya başlarım. 1 saat, 2 saat diyelim. Ve bir süreden sonra o da rutine döner. Yazmaya başlarım. Onu artık devamlı bir hale getirirsem günde 1 saat, 2 saat, o da rutine döner. Hani aslında her şey rutine dönüyor. Ben sadece rutine bir şeyler ekliyorum aslında. Öyle değil mi? Hayır. Benim yaşantımda rutin bir spor şeyini düşünün. Her gün sporunu yapan, dikkat edin, sporu aynı şekilde spor salonlarında yapanlar da, size döneceğim, aynı şekilde hırsı ve şeyi görüyorsunuz. Yani ama siz sabahleyin çıktınız, ben spor salonlarını hiçbir zaman sevmedim, aynı yoldan gideceğinize bir başka yoldan gidiyorsunuz. Bu yaşamın içindeki, genelde siz tek olarak okumayı öbürünü algılarsanız o rutine gider. Sizin elinizde de onu rutine götürmek. Sanatın içinde siz o yolu aynen o sporu yapmayabilirsiniz. Yazıyı yazdığınızda mesela adalara duruşmaya gidiyordum ben. Vakıflar İdaresi beni Sarıyer duruşmalarını şey yaptılar. Çok fazla cesur vakıf davalarında, vakıflar avukatlığında 20 yıl emekli oldum. Sonra serbest avukatlığım var.
çok önemli. Davalarda haksız olunduğu zaman karşı taraf hissedebiliyordu ama o davayı savunuyordum. Ama bir şekilde ironiyle onların haklılığını da gösteriyordum karşı tarafa. Rahatsız oldular. İnanıyordum çünkü haksız olduğumuza ama onu savunmak zorundasın. Dolayısıyla ada duruşmalarını verdiler. Ada duruşmalarının da vekalet ücreti az diye, kimse istemiyor, hiçbir şey yok diye. Ben bayıla bayıla oraya da gittim. Şimdi oranın rutini, mayamı, bikininin mayamı da çantama koydum. Şimdi öğlene kadar duruşmaya giriyorsun. Öğlen arasında da hatta hakimi ayarttım diye hanım hakimi şikayet etmişler. Genel müdür ne yapsak acaba, yani ne yapabiliriz? Öğlen saatinde denize giriyormuş bu sefer. Şimdi ne oluyor? Size rutin sunulacak. Siz onun içinde rengi katıp öyle gitmiş olacaksınız. Rutinin en tehlikelisi, burada daha rahat konuşabileceğimi düşündüm, dinlerde yaşanır. Terörde yaşanan olaylardır. Aynı şekilde imbik gibi sizin beyninize her türlü şeyi tekrar tekrar, çünkü o beyin artık onu, sadece onu algılar. Din olaylarında da mesela evlilik olayını kiliselerde biraz o şekilde empoze ediliyor. Çok derinine girmeden, çok mutsuz bir evlilik var. Görmezden geleceksin, İsa'yı sev, kiliseyi sev, evi görmezden gel. Dolayısıyla ne oluyor? Kişinin beyni sormadan, sorgulamadan ona gidiyor. Rutin bu. Bir daha isminizi. Enes. Enes. Rutin bu. Öbür türlü sizin dediğiniz rutini anlayabiliyorum. Yani bana yazı verecek. O yazının içine işte duruşmaya verdi. Ada duruşmasında kös kös gidebilirdim ben. Şimdi ada duruşmasında para yok, pul yok. Hiç önemli değil. Doğa gereği canın ne istiyor? Hatta bisikletle inerdim aşağıya, bisiklet kiralayıp da. Yani seni engelleyemeyecek şeyleri yapıyorsunuz. Onların rutinini kırmış oluyorsunuz ama o arada dava duruşmalara dosyalarımı alıp son derece sağlam giderdim. Onu hiçbir zaman unutmayın. Yani yapacağınız işin esası çok sağlam olmalı. Beklentiniz. Karşı taraf sizi satın alacak herhangi bir şey nedir? Beni alacak çok yoğun, diri, sevgi ve dürüstlük. O da herkeste yok. Dolayısıyla da benim yolum açık oldu. Evet, lütfen. Duygularınızı yansıtıyorsunuz ve hani sanatın içerisinde zaten farklı farklı hani bölümler var, yani işte klasik çalabilirsiniz ya da caz çalabilirsiniz ya da işte daha farklı müzikleri çalabilirsiniz ve bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. O yüzden aslında belli bir şeye saplanıp kalmıyorsunuz. O yüzden hani sanatın, ki zaten mesela caz müziğin gelişimiyle ilgili şey bilir, hani caz müzik işte siyahilerden o kesimden ortaya çıkar ve onların aslında kendilerini özgür bireyler olarak görüp topluma entegre olma acılarının neticesi. Yani renk. Ama şimdi yine ona da cevabı yine ki... Pardon. Renk mesela. Hani bunlar aslında hep şeydir, yani bu özgürleşme çabalarının getirdiği meyveler diyeyim. Hani doğal ritim, doğallık. Doğal ritim. Hani, tabii ya bu özgürlük hani artık ne kadar gerçekten bir özgürlük ama onlar, o insanlar kendileri özgür hissetmek istediklerinden dolayı bunu icra ediyorlar. Sanat da öyle bir şey. Kendine ama şöyle, yani çok tartışma götürülür ama rutini yine kitaplarımı söylemek durumundayım çocuklar. Gerçekten orada böyle döktürdüm. Rutin nerede başlar? Kızım piyanisti. Piyano odasında siz şu piyanoyu çalmak için rutin Czerny'yi günde 4 saat Czerny'nin egzersizini yapmak durumundasın. Rutin bu, yapmak zorundasın. Bu rutini elde ettin, ondan sonra rengi katıyorsun. Doğal olarak bu çocukların, yani doğal olarak hani enstrümana karşı son derece ilgili veya resim olayında çalışmalar var. Enstrüman, bisiklet, yani bazı şeyler, lisan, siz çok küçükken o rutin çalışmayı yaptım ben bilmeden, kızarak. Hani babam gözü çok çok despot.
yine ilk kitabımda aile içinde önemli travmaları yaşayan bir insan olduğum için sanata sarıldım. Bunu sevgiye dönüştürme gücüm oldu. Dolayısıyla o çalışmanın rutini var. Bunu çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Özgürlüğün de rutini var. O özgürlüğü siz bir şeyi, bir sevgiyi yaşarken, bir sevgiyi hissettiğiniz zaman çok bağımsız sevebiliyorsanız her şeyi, bir hani böyle çok bodrum hanımları gibi konuşur gibi olmayayım yani. Güneş batarken çok huşu içindeyim falan gibi değil de o öyle bir hissedersiniz ki mesela anne olacak şeyde çocuklarımı emzirirken en büyük duyduğum hazdı, inanış benim için. Yani öyle bir şey, özgürlük orada oluyor. Özgürlük sevmekten korkmamak. Bana Gita Hocam şey demişti. Metronomu ayarla abi böyle 120'ye. Hani gide gide ileride 80, 100, 120. Hani artık o kadar çok sıkılıyordum ki. Bana şey demişti artık. Yani, çok daha sıkılıyor. En başta robotlaşacaksın. Ondan sonra istediklerini yapmaya başlayacaksın. Ama en başta robot olman lazım. Tabii ki. Aynı kelime Enes, aynı kelime. Yani o rutini kızım kaç sene sonra, onları ben size misal veriyorum evlatlarım. Çünkü 45-37 bunlar çok girdaplardan çıkıp da Amerika'da olan çocuklar. O piyano konservatuvar olayında yıprandı çok fazla. Fakat onun yıprandığı sırada, o rutine girdiği sırada bir anne olarak bir hırsa böyle benim illa çok ünlü piyanist, çünkü ben gördüm olayı. Ünlü piyanistin sonu yok. Dolayısıyla sevgilisi oldu. Master için New York'a gitti. Konserler verdi ama o anormal hırs üzerine gitmeden sadece yönlendirdiğim sev ve çok doğal bir ritim. Zamanı gelince bebeğiniz olsun. Her iki kızıma da dediğim bir şey. İki kızım var. Çünkü doğanın ritmini saparsa ben oradan haz olunamayacağını düşünüyorum. Ama o arada ikisi de piyano, öbürü de mühendisti, bilgisayar mühendisi. İkisi de mesleklerini ihmal etmediler. Ama çocukları olduktan sonra tekrardan küçük kızım mesela şu anda piyano akademisi kurdu. Çok üzüldü çünkü kendini yaşayamadı. Bebeği oldu. Ama o piyanonun özgürlüğünü yakamadı. Şimdi bakıyorum bu yaşta olsun. Ben de aynı yaşta. Daha bir başka fırladı. Piyanoyu tekrar döndü ama piyano akademisi kurdu. Ondan haz almadı. Çünkü paraya dönük bir şirket o. 300 talebelik. Doktora yaptı o arada. Onu demek istiyorum. Bir yerden sonra onun zamanı yok çocuklar. 60'ında da yakalayabilirsiniz. Lütfen eğer uygun, madem dinlediniz, kitaplarımı okursanız o yakalanma zamanlarını çok doğal olarak, çok kritiklerde denilen şey var. Hani müziği hissediyoruz. Hatta bir Yasemin Eğinlioğlu, caz hallerinde bilinçli yaşam doğaçlaması diye. Ve o dönemin diyor, kuşağın uçlarında babası subaydı ve o dönemin şanslı insanıydı ama hani bu şansın içinde, trajedinin içinde kendini bulup 68 coşkunusunun içinde hem okumayı seviyorsun hem hocaların dönemi, işte Feridun Hoca'nın bulunduğu dönemlerde çok daha fazla politik ortamın içinde çok daha böyle dışlanan bir kişi oluyorsunuz. Hiç önemsemiyorsunuz. Başka bir güç o, başka bir sihir. O sihir için galiba bilmemezlik gibi mi fark ediyorsunuz, çok duyarlısınız, her duyguyu harcıyorsunuz, her dediğiniz kelime çok farklı oluyor. Söylediklerimi hep yazıyordum yalnız, çok önemli not. Yani bir şey ve başka insanlara söylediğim sözcükler de bana geri dönüyordu. Şu tarihi ben unutuyordum söylediklerimi. Onun için sonra benim yazıya dökmem, bu piyanoyla geçen yılların ardından, ay daha bir böyle şey, hevesini kırıyorlar, ya Yasemin deniliyor falan. Çünkü avukatlık olayında, duruşmalarda veyahut da koridorlarda yürüyüşünüzden veya farklı davranışınızdan. Mesela kamu avukatlarıyla ilgili bir bilginiz var mı bilmiyorum. Vakıf avukatlığını sevme sebebim de arazi keşifleri, mandalina tarlaları, şeyleri falan, böyle Altınoluk'ta Kaz Dağları. İstanbul döneminde duruşmaya çağırıyorlar Sirkeci Adliyesi'nde vakıflar avukatı, vakıflar idaresi.
Allah Allah. Biz 5 avukatız orada. Hiç kimse bir şey demiyor. Herkes paldır paldır koşuyor. Efendim ben bina mıyım? Ben vakıflar idaresi koşamayacağım. Nihayetinde sadece benim Yasemin Eyinlioğlu diye duruşmalara yazdırdılar. İşte ortalık karıştı. Genel müdürlüğe şikayet edildi, hakime şikayet edildi. Hiç önemli değil, siz istediğinizde yanlış değilsiniz. Bilmem anlatabildim mi? Aykırı geliyor. Kendinizin bir ismi var. Siz busunuz. Bir kural var işte, rutin. Vakıflar İdaresi, hazine avukatı. Onlar beşer beşer. O zaman diyorlardı ki yani egoist, hiç alakası yok. Egoistlikle falan alakası yok. Kendine narsist, onunla da hiç alakası yok. Bunlar çok sevimli örneklerdi ve bunlar bir not halinde kafamda oldu ve onu onun için unutulmaz mesela. Yani hakimlerin veya duruşma avukatlarının unutulmadığı şeyler oldu. Feridun Hoca'yı bekliyordu. Benle ilgili, onunla ilgili tekrar çocuklar gelecek diye bekliyorum ama Taksim'de mi çalışıyordun? Taksim'e geçmedim ben. Ben çok yaşlı, 40 yıl. Babam asker, subay. O ilk 1900 Atatürk dönemi, Atatürk döneminde Bulgaristan 1800 göçmenlerinden babam, Bakırköy'e geliyorlar. Piyano sesini falan duyan da babam, oradaki sesleri Yeşilköy'de. Ve ondan sonra o arada Atatürk'ün yanlış olmazsa daha çok bu Bulgar göçmenlerinden subayları ve babam da kazanıyor harbiyeye şeyini okuyor ve subay oluyor. Ama annem Anadolu ağasının kızı. Onlar evleniyorlar fakat çok despot, problemli, aile içi önemli sevgi anlamında abilerle olan ilişkide sevginin biraz doğanın ritminin dışına çıktığı bir evde yaşadım. Bu yaşam biçimi, hani insanların korkacağı, kırılacağı konuları çok dikkatlice yazdım kitabımda, ilk kitabımda. Ve siz bunu fark edip, kendiniz bunu ifade ediyorsunuz, ailenize ifade ediyorsunuz. Ve bu çok önemli bir güç olduğunu koydum. Onun için farkındalığı da çok vermeye çalışıyorum ben gençliğe. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Hani birazcık konuşsa olabilir miyim? Kitabınızı yazdığınız zaman ben bunu hani bastıracağım hani dediğiniz zaman hani nasıl bir yol izlediniz? Hani çok zor o. Şöyle bir şey Enes, ben yine o cevaba şuradan gideyim. Birçok kişi kitap yazıyor ve bastırıyor. Ben kitap yazılması konusunda basılabiliyor. Yani bir kitap evine götürüyorsunuz. Editör veya düzeltme, bir takım şeyler oluşabiliyor. Ben o taraflara pek bakmadan hareket ettim. Amacım çok farklıydı. Büyük kitap evine gittim, Epsilon'a. Ama dediğim gibi bir yılların içinde sarıldığım bir piyano olayı var. Yani bir background'ınız var. Ben bunu önemsiyorum birazcık. Çünkü haklı olarak yazmak kolay değil ama her an not tutup, her an bir düşünceyi ifade etmiş bir insandım yıllar boyunun içinde. Piyanoyu da yıllarca rutin Chopin'i, Bach'ı, Manuel de Falla'yı yorumladım. Sonra bana 35 bir çılgın bir dönemimde bir edebiyat öğretmeni kendini çal piyanoda dedi ve Salzburg Akademisi'ne gittim. Şu kelime ne kadar önemli, kendini çal piyanoda. Ben bu adamları şans mı ya da ben duydum ama onların dediklerini. Dolayısıyla yazma konusuna bir hukukçuluk var tabii ki her şeye rağmen ve bir de piyano geçmişiyle bir mücehhez bir yazı dili olmuş oldu. Buna rağmen benim bu kadar toparladığım klasör, ilk kitap Derinlik Delili ile ilgili çok güzel ama çok dağınık idi. Çünkü yaşamımda her şeyi yapmak da böyle çılgınca değil. Kendim olmak için yapıyordum. Müziğim var, çocuklarım çok önemli anne olarak. Yani onları sevgiyi ihmal etmedim. Ana temam sevginin doğrusuna gitmek yalnız çocuklar. Ana tema o. Onun içine sanat giriyor. Şüphe giriyor. Duyarlılık giriyor. Böyle ay seni seviyorumluk değil benim dediğim olay. Ay ne kadar hoşsunuz. Çok değil o. Çok çok bir evladınızda olabiliyor veya insan ilişkisinde olabiliyor. Dolayısıyla o dağınıklıkta benim söylemek istediğim sözler vardı. Dramalara da yer verdim kitapta. Hatta Balıkesir bir dönem beni tehdit etti oraya gideceğim de. Çünkü Balıkesir'e evlenip gitmiştim ben.
oradaki küçük bir ildeki olan olayları da çok naif bir dille ama böyle şey olmadan büyük büyük olayları, sarsıcı olayları naif dille anlatmaya çalıştım ilk kitabımda. Epsilon kitabevi için içinden çıkamadı. Onlar çünkü çok şey yapacağı. Bana çok hoşlarına gittikleri için bir editör o zaman önerdiler 10 yıl önce. O editörle beni anlayan bir beyin. Bunun şans kelimesini pek şey yapmıyorum. Arıyorum ama yani. Aynı şans diye değil. Önünüze sizin de hepinizin bir şeyler geliyordur çocuklar. Gelmemesi mümkün değil. Ve o editörle biz bu ilk kitabımda çok yoğun çalıştık. İlk kitabın toparlanması. Ondan sonra zaten o kadar birikimliydik. Ondan sonra geldi. Yani başka yerlerde farklılığa bakayım. Oraya kitabın kapağı var, ismi var, piyano var. Gel canım. Birçok olayları var. Ben slaytlara da geçelim de oradan şey yapayım. Yani yazmak olayını da anlayabiliyorum. Bu da bu da çok güzel geçti. Mev okulları var. Onlar beni davet etti. Onu davet eden de ben 1900'lerde 35 yılın istediğiniz dedi hoş geldiniz. Duygu hoş geldin. 2010 yıllarında bir piyano restorenim var. Bu Cemil Bilsel salonu vardır Edebiyat Fakültesi'nde. Baron'un kuruluşuyla ilgili. O salonda beni dinleyen, fizik bölümüne takip eden bir genç dinliyordu o. Ondan sonra o MEV okullarının vakfının başkanı oluyor, fizik hocası oluyor falan. Hiç unutmamış, beni de her bir tür şekilde takip ediyordu. O davet etti okuluna. Çok güzel, o da çok görkemli geçti işte o piyanoları. Onlar piyano da temin ettiler. Belki bir dahaki seneyi olursa, Feridun hocam da şey yaparsa, burada küçük bir piyano resitali veyahut da böyle birlikte bir şey olur. Ondan sonra konuşma olabilir. Diğerine bir geçelim acaba. Bu o restalden bu çocuk da bugün yine görüyor ne çalıyor bir hayal yani hayallerinizi ben mesela piyanolu söyleşiyi kafama koymuştum bir şekilde oldu nasıl olduğunu benim çocuklarım da kendiliğinden bu ismini Cihan mıydı? O bana teklif etti. Piyano da buluruz Avukat Hanım dedi. Ve bu söyleşi oldu. O bu resimleri buluyor. Çünkü bu ne çalan avukat. Bu da yine 35 yıllık plaketimde ne ile piyanoyu çok hayal ederdim. Çok hoş oldu. Piyanonun sesi, piyano çok güzeldi ama Cemil Bilsel salonuna efendim buyurun. Cemil Bilsel salonu vardır Edebiyat Fakültesi'nde. Yere hoş geldin. Yere halı sermişler. O güzelim salonun akustiğini öldürmüşler. Ama yine de biz orada tahmin edebiliyor musunuz? İnanılmaz bir güzel salon Edebiyat Fakültesi. Ve dolayısıyla ama neyle bu resimleri o buldu, bu slaydı da o hazırladı. Ondan sonraki şey zaten kitaplarla ilgili. Sonrası var bunun herhalde devam edecek şeyleri var ama geriye gittiniz gibi geliyor bana. Daha ilerisi vardır onun. Ha bu Amerika'daki yine ufak bir piyano resitali. Ha bu burada duralım. Bu da yine İstanbul burası. Şunu demek istiyorum. Sanatla ilgili biraz evvel ne çalan avukat şu anda 40 yaş gibi civarı olabilir. İzmir'de bir orkestra kurdu. Ve ben buna da çok hoşuma gider. Öyle ki ben onu alıp o konseri verdik ya hiç unutmuyor. Çünkü sizle ben ilk defa oldum. Çünkü onu ben gördüm Neyçal'a. Ve o yolda yürüyor şimdi. Dolayısıyla şimdi öyle çocuklar, öyle insanlar beni buluyor. Bir şekilde bir performansımı ifade ediyorum. Feridun Yenisey hocayla da talebeliğimizde o asistan tabii ki. Yani bizim 68 yılında. Asistanı, doçan hayır değildir. Çok sessiz, ben de dersleri takip ediyordum. Hocamızdı yani çok böyle sakin, biz böyle sevdiğimiz, saydığımız hocamızdı. Sonra yıllar sonra
İstanbul Barosu'nun kızlarım, benim bir kızım Amerika'ya gitti ikisi birlikte. Ben orada ne yapabilirim? Yani orada çocuklarım, torunlarım olacak ama ben bir şey yapmalıyım. Ha, hep bir şey yapmalıyım. Ne yapabilirim sorun kendinize. Şimdi oraya gittiğinizde torunlarım var da ben, torunlar biliyor. Çocuklarım da beni bildikleri için böyle bir şeyi beklemezler. Ama gerekli anda anneleri vardır. Dolayısıyla İstanbul Baro Başkanı Muammer Aydın'dan dışişlerine görevli olarak girdim. Muammer Aydın'dan da ben dış devam ediyor. Bu Balıkesir'deki yine bir röportaj. Ata binmeyi severim ama bir yaştan sonra tehlikeli oldu. Onun için yok. Dolayısıyla Muammer Aydın'dan barolarla ilgili avukat değişim programını aldım. Chicago Baro Başkanı ile bir irtibat kurduk, Aniyet Alvarez ile. Genç avukat değişimi başlanacak. Atlanta'daki baro başkanı da Türkiye'ye davet edilecek. Fakat o arada baro başkanı değişti, geçti. Ümit Kucusakal geçti. Ümit Kucusakal da dedi ki ben Amerika'yı falan istemiyorum. Böyle bir Amerika'ya gerek yok. Biz böyle şeylere gerek yok. John Marshall, Tom Reed geliyor buraya. Dinlediniz mi? John Marshall, Atlanta. Çok tatlısı. Çok iyi bir dostum. Dostumuz demeyelim. Feridun Hoca. O böyle çok teşki mesaimiz oldu. Asansörle John Marshall'da Allah'ım ne yaparız diye aşağıya inerken abi baktım Türkiye'deki kocam karşımda. Feridun Hoca. Şimdi bir şey ileteceksiniz. Bir dakika içinde onu aslında bir dakika içinde her şeyi iletmeniz gerekiyor. Çabucak. 2 dakika veya hatta. Aman hocam ben böyle işte böyle değişim programı başlandı. Ama çok çabuk algılıyor Feridun Hoca, Turgut Kazan, Kazım Kolcuoğlu. Onlar böyle beni girer gelmez istediğimi bilip hep evet demişlerdir. Hocam böyle Michael Terry ile gelecek hocam başkanımız da istemiyor İstanbul Barosu. Ben dedi zaten Bahçeşehir dedi değişim başladı. Biz dedi yürütürüz dedi. Beraber yaparız dedi. Ondan sonra Michael Terry'yi dinlediniz mi hiç? Burada. Ha dur onu geleli 7-8 yıl oldu. Tabii çok evvel o. Michael Terry'yi kendisi o arada buradaki bir grup, genç grup, Eagle grubu çalıştı. İstanbul Barosu yani şey yapar biraz Feridun Hoca İstanbul Barosu'na. Ya istemez. Yani ne yaparsa yap. Ben devam ediyorum yoluna şeklinde. Ondan sonra ve Michael Terry'yi misafir ettiler. Çok güzel bir program şeyi oldu burada. Ondan sonra bu olayda da Feridun Hocam beni biliyor. Hocam dedim böyle bir söyleşi için evet dedi piyano dedi bulabiliriz dedi. Hemen işte ayarlandı buraya. Onun için 2 defa beni önemli bir şekilde benim için mutluluktu. Yani anlayarak sizlere bir şeyleri ifade etmemi sağladı Feridun Hoca. Siz de herhalde çok seviyorsunuzdur. Çünkü İgulu buraları yaşatan bir insan. Evet sualiniz var mı? Değiştirmişler. Fazıl Say. Bir yerde daha vardı hocam. Ben konferanslı. Dolu dedi sana. Tabii Hasan Bey çünkü şey yaptı. İlgilendiler onlar. Geçen sene çok sağ olsun. Yani çünkü benim kendi gelme günüme falan ayarlandı. Nasıl? Bir konser şeklinde değil tabii ki. Küçük bir varyasyon yapıyorsunuz veya bir küçük improvize. Siz dinlediniz mi piyanoyu? O zaman tekrar başa alıp bir daha size sıkıcı gelmez herhalde değil mi? Sesin tabii ki. Daha o slaytları için. Kıbrıs Destali yine öyle bir şey ki bahsettiğim çocuk ney olayı işte neyle ilgili İzmir'de şimdi yazmış bana ne olur diye bir şey yapalım beraber avukat hanım diye. Sesi verecek mi ki tekrar? Olsun.
Japonca'ya gittim. Öbürünü de İngilizcesi de bulabilirsiniz buradaki. Kırmızı Kedi de benim kitaplarıma baktınız mı siz? Arkadaşlarınıza verdim. Siz de bir şey yaparsanız oradan bir sual. İlginizi çekecek bir sual soracağınız. Mesela sincaplar. Bunu da de. Bıkmıyorsunuz kendinizi dinlerken. Çok önemli. Fark ediyorsanız her iki parçada, birçok parçalarımda benim tarzımı hissetmediniz mi? Yani bir ritimde bir benzerlik var. Yani Yasemin'e ait diye biraz daha dinlediğinizde yani heyecanlı. Bir şey hissediyorum. Bir sorun. Evet. Her müzisyende hani aslında oluyor. Yani mesela ben çok fazla yakın ol dinlerim. Hani mesela Jimi Hendrix bir hani böyle gitarla hemen 2 saniye dinlesem hani ah Jimi Hendrix de övündü. Hani hem müzisyende o yakalanıyor belli bir parça. Hani tabii ki, tabii ki. Ondan sonra size ben şunu fark ettim. Hani hüzünle karışık bir neşe var böyle. Hani alt yapısında sanki hüzün var. Evet. Neşeli hani böyle. Çok iyi bak. Benim yara, şeye dokundunuz. Benim aslım hüzündür. Asıl. Gerçekten. Onu çok akıllı gözle bakıldığı zaman görülen bir şey. Yani zaten çok iyi gülebiliyorsanız yani böyle o şey hani acıların insanı gibi konuşmayı şey yapmıyorum ama bir takım şeylerde duyarlı olduğunuz zaman çok derinde düşündüğünüz zaman kırılıyorsunuz. Herkes o derinlikten çıkamayacağı için bir takım sapmalara gidiyor ve ben birçok kadın ve gençlere o sapmalarda sanata sarılmalarını, hani doktora gittiğinizde antidepresanı, alkolü, uyuşturucusu, bu çok önemli böyle çok yüksek enerji ve çok derin düşünüyorsunuz. Benim küçük torunumda onu hissediyoruz. Dolayısıyla o kırılganlıklarınızın içinde hüzün vardır. Çok örselenmişlikler vardır. Kırılmışlıklar vardır. Ona karşı tekrardan ayağa kalkıp bir daha bir şeyler yapma gücü güç ister. İşte asıl odur. Ve parçalarda ben denk gelmedi. Burada piyano olsa o improvizemi çok severim. Eşim öldükten sonraydı. Veyahut da çocuklukla ilgili. Çok daha böyle o piyanonun bir tuşlarında çok daha böyle hissedersiniz yani bastığımda o parça de burada denk gelmedi. Buna rağmen hissetmeniz çok önemli geldi bana. Bu bir de benzer sual biraz evvel dedim ya. O benzer suali Mev Okulu'nda bir çocuk şeyi sordu. Hocam dedi hevesiniz kırıldığında ne yaparsınız derken ben onun hevesinin birçok şeyde kırıldığını işte her heves kırıldığında her yolunuza ket vurulduğunda, her size alaycı gülümsemenin altında kıskançlığı hissettiğinizde tekrardan yeni ve güzel şeylerle cevap verin. Bu yazı olabilir, evlat olabilir, sevmek olabilir, aşk olabilir, bir ilişki olabilir. İlişkiyi böyle şeyler psikolog gibi anlatmak istemiyorum. Yani sevdiğinizi gerçekten dibine kadar söylemeniz gerekebilir korkmadan. O zamandır hani biraz evvel dediniz ya özgürlük diye. O zaman oluyor. Hiç korkmadan sevmeyi ilettiğiniz zaman özgürlük oluyor çocuklar. Ben bir nevi şöyle görüyorum. Hani bir teorim var. Hani elbette hani belki söylenmişler bulamıyorum. Hepimiz olduğumuz aslında at gözlüğüyle dolduğumuzu düşünüyorum. Ben hani sadece bir yol çizilmiş. Hani dolduğumuzda adımız söyleniyor. Bu yolda çevren bu deniliyor. Ama at gözlüklerini çıkardığınız zaman hani etrafta birçok şey görüyoruz. Hani yan tarafta orman görüyorsunuz, karşı tarafta hani pazar görüyorsunuz ama yönlendiren kimse yok. Oradan oraya koşmaya başlıyorsunuz. Ama hani bilmeden koşuyorsunuz. Yani sadece merakla koşuyorsunuz. Hı hı. Ve bir süreden sonra hani dönmek istediğiniz zaman bile dönemiyorsunuz ve yalnızlaşmaya başlıyorsunuz. Aslında özgürlük yalnızlık da getiriyor, mutsuzluk da getiriyor. Aslında bütün duyguları acaba getiriyor. Martı Jonathan.
Okudunuz mu onu? Marta. Okuyun onu. Sürüden ayrılan. Ben size söylüyorum yani bunu söylüyorum hep böyle hani psikolojik kitap gibi değil. Sürüden ayrılıyorsunuz. Ama o ayrıldığınız zaman da sizi o yalnızlığınız içinde güzel bir çokluk da bekliyor. Ben toplumun içinde sıkılıyorum tek başınalığı sevmek gibi değil. Ben tek başıma kalıyorum, üretken oluyorum ama paylaşmak için toplum bekliyorum. Ama vaktimi olmadık, ha şunu çok önemselim, kırılcı olabilir. Olmadık bir beyinle harcamayı pek fazla istemedim hayatımda. Ve bunu fark etmeden insanları kırdım, kırmışım. Ondan sonra yani dedim neticede benim yolumda bu olacaktı. Yetmiyor. Yetmediği zaman kişiye diyorlar, deniliyor ki ya karşıyı kırmayacaksın. Şimdi sen kendinde bir şeyleri fark ediyorsun, bir şeyleri üretmek zorundasın. Beni birçok kurum, topluluk, liseli veya baro diyelim bir şekilde kendinle ilgili diye. Ama ben kendime baktım, çok üreteceğim şey var. Bir de evlatlarım var, çok önemli bir şey. Yani bir şekilde ben çocuklarımı iteleyip kendim bir yerlerde olmaya çalışsaydım, o da iki tane zeki çocuğunuz var, bu da çok şeyli olacak. Dolayısıyla onlara yeteceğim şekilde kendi bahçemi yapınca ben bir 5 çocuğa, bir 10 çocuğa bir şeyler verdiğim oldu. Nitekim tekrarlıyorum. Belli grubun başkanı, buna Trump bile, Amerika'da bile şeyi vakfının, Türk Amerikan Derneği'nin başkasını bularak orada imza günleri tertip etti. Benim için sende var olan bir şey olduğunda bir şekilde o ışığını gösteriyorsun, görüyorsun. Yani korkmadan teklif etmek. Aynı derler diye. Seçmek. Seçilmeyi beklemek. Yani beni seçsin. Yok. Seçin. Seçebilin diyorum ben. Bunun içinde sanat giriyor. Yaratıcılık giriyor. Şüphe giriyor. Merak giriyor. Merak çok önemli. Sual sormak çok önemli çocuklar. Şeyde MEV okullarında oldu. Daha küçük çocuklarda oluyor. Çocuk bir şey sormak istediğinde diğer çocuk gülümseyebiliyor. Alaylı gülümseme. O benim böyle çocukluğumdan beri olan bir şey. Çok açıksınız, çok hassassınız ya. Duyguları harcadığınız müddetçe zekanız artar çocuklar. Hiç unutmayın. Sevginizi, hırsınızı, tabii bunu basit anlamda maço deyip Allah'ım vurayım, öldüreyim, keseyim şeklinde değil. Onları harcadığınız müddetçe zeka gelişiyor. Zeka böyle gelişiyor. Akılla doğuyorsunuz, bu kabul edilir. Deha, Mozart, Amadeus oyununa da gidin. Mesela Okan Bayülgen için ne düşünüyorsunuz? Ben çok seviyorum, hayır sevmiyorum. Hah, çok güzel ikiniz şimdi. Bak, ama çok... benim sevmem şey değil yani, tarzından dolayı. Ama tarzı şahsen şey değil. Pardon. Çok güzel, çok güzel. Dur hepsini. Şey, hani ben entelektüel bir aileden geliyor. Galatasaray Lisesi. Hani o entelektüelliğe sahip insan. Ama belli başka onlarla çok. Kendine de acımıyor. Kendine de söylüyor. Ben onunla konuşmayı bir programa çok istiyorum ama bir yerde yanlış dokunuş olmadan. Yani yanlış yerden olursak beni tam istediği bir yerde görmesi lazım. Neyse. Çocuğu o kadar ki karşısına dikkat edin, eğer biraz yapmacık veya çok bilgili olarak gelen kişilere dokunmuyor. Mesela bir para konularında müthiş programlar yaptı, fizik konusunda müthiş programlar yaptı, değerli profesörler geliyor. Bu şeyle ilgiliydi, farmasi profesörü, biraz ukala olan, mesela hep beni arıyorlar şimdi, esmer, kepçe kulaklı. Avrupa'da, Amerika'da ilk önce bizleri ararlar esmer oldu. Kendisine eğleniyor o. O da dedi ki, o arada bu beyaz tenli, kırmızı yanaklı, mavi gözlü. Beni dedi hiç aramıyorlar. Benim dedi pembe yanaklarım yok ki dedi. Şimdi o arada o adamın zekası onu anlamaya yetmedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o kendiyle eğleniyor. Hakikaten yurt dışına gidenler, benim büyük kızım çok esmer, küçük kızım beyazdır. Bizi anne kız, büyük kızla daha çok ararlar mesela.
öbüründe daha çok şey yapılabilir. Yani böyle bir şey tam kesin diyemeyelim. Onu yapıyor. Kendi problemlerini de koyuyor ortaya masaya. Eğer oraya biraz yapmacık çıktıysa bitti, yedi, götürüyor. Bitti yani seni orada hatta bir şeyler hiç sevmiyor. Danışma koçları mı diyorlar? Yeni meslek türleri var. Yaşam koçları asla saygısızlık etmeden dikkat etmeye çalışıyorum ama psikiyatristler vardı zannediyorum. Değişik bir isimde bir hanım vardı orada. Yani yaşam stilini şaptırma bir şey branşında. Orada onu hiç konuşturmadı en sonunda. Ben senin dediği besleyeni hiç anlayamadığım için kokusu biraz da süzdü. Kızı oradan onu gönder. Şimdi bu olay onun için gerekli. Amadeus oyununda, tiyatro konusunda ona o şekilde kendi Amadeus bir deha. Ve büyük problemli bir deha ve bir Salieri olayı var. Okudunuz mu çocuklar? Gidin derim o tiyatro oyununa. Film dilinden çok farklıdır. Schaeffer'ın kitabını anlatıyor. Filmde bu kadar değinmiyor. Film de çok güzeldir. Tiyatrosuna gittim. Okan Bayülgen Mozart oynarken ona öyle yaklaşmak istiyorum aslında. Kendi delişmenliğini de buluyor. Çünkü Mozart karısını yani çok doğal olarak orasını burasına dokunan bir şeyi var Mozart'ın hayatını biliyorsanız. Onları yapıyor. Gülüşleri tamamen delişmen Mozart'ın ki bu filmlerde orada o kadar kendini yaşadığını hissediyorum ki ben o şekilde onunla konuşmak istiyorum. Denk gelirse. Çünkü çok farklı, o kadar inanıyorum ki ona farklı yerde bir şeyler söylemek istiyorum. Mozart oyunundan çok memnun. Bir de o müzikte deli gibi oldu o. Kızına piyano, burada müzikle şeyi size sanatı perçinlemek için Okan Bayülgen'i anlatıyorum çocuklar. Piyano koydu oraya ve o şeyde Mozart'ın eserinde Kasapoğlu hazırladı. Müthiş bir şey. Metin Yöntem'de Salieri. Ve bunların içinde o Mozart'ın Requiem'i vardır, Ölüme Ağıt. Yani o coşkulunun içinde derin bir acıyı sen o Requiem'i dinlerken zaten yerinden sıçrıyorsun. Onlarla uğraşıyor şimdi o başka bir alemde. Ben ona onu demeye çalışacağım. Yani tam yerinde çünkü bir Mozart eseri insanı tedavi de eder. Çünkü hata affetmeyen bir konu. Siz sıkıldınız mı? Peki ama o çok önemli şey, Mozart çok önemli bir olay. Bu bahsettiğiniz Requiem, dini eser. Fazıl Say'ın Blackbird gibi bir şeyim acaba? Onu dinlemedim. Utanarak söylüyorum. Derin yaşanan duygular ya da bu çok yoğun sizin anlattığınız şey orada da var dinlememiz. Dinlerim onu. Dinlerim onu. Duydum, dinlemedim onu, üzüldüm ona. O çocuk da Fazıl Say da bir fenomen. Çünkü küçük kızımla da piyanonun şimdi ben konservatuar ve hukukla besledim. Kızım o piyanonun girdabında yaşadı. O çalışmalar, günde 10 saat çalışmalar, piyano yarışı. Ben yarışmadım. Çünkü benim kendi elimde hukuk gibi şey. Ama siz sırf piyanoyu seçtiğiniz zaman, müziği seçtiğiniz zaman bir yarışa da girmiş oluyorsunuz çocuklar. O çok zor bir yarış. O arada ben, şimdi biz bir hukukla birlikte, sanatla birlikte besleyin demeye çalıştım. Gençliğe de sanatı, sanatla birlikte meslek veya sanatı konuşmak istedim. Sanat okulunda çok zorlandım mesela. Balıkesir'de sanat okulu. Çok tatlı bir piyano eğitimi var, enstrüman eğitimi var. Fakat onlar nasıl sıçrama yapacaklar Balıkesir'deki bir sanat okulu? Onlara yani belli bir ivme kazandıracak konuşmalarda bulunduk. Ama sırf piyano, sırf konservatuvar onlar zorlu konular. Ama siz mesleğinizi sanatla beslediğiniz zaman daha verimli olabilir diye düşünüyorum. Şimdiki Hasan Bey gelecek mi acaba? Artık o... Tamam. Ben bu
Hangi Melek Dinlemez Şeytanını kitabının üstündeki fotoğraf için ne düşünüyorsunuz? Onu bir yerde... Orada neyi görüyorsunuz? Onu bana şeyde bir kız sordu. Çok hoşuma gittiydi. Hangi melek dinle? Rilke'nin bir sözü. Meleklerimi al, şeytanlarımı alma, meleklerim de gider. Üzerine yazdığım bir kitap. Şeyi sordu. Burada melek şeytan kız mesela. Çok güzel. Neden şeytan? Çok tatlı bir kızdı ya Rabbi. O kızı bir daha görür müyüm? Hani öyle ki unutamam. Neden dedim mi şeytanı kız yaptınız bu foto? Şimdi kadın güçlü, şöyle güçlü kelimesini desem, kadın doğurga. Kadın doğurgan olduğu için dinlerde de her yerde de ülkeyi engellemek için vurulmuştur. Buna Müslümanlık da dahil. Bir de ekstra şimdi doğurgan, bir de düşünüyorsa, bir de akıl gibi bir özellik gelmişse ürkütücü olabiliyor. Dolayısıyla ironi tadında bu fotoğrafı seçtim. Kadının şeyden, dolayısıyla hani erkekte melek. Her ikisi de aslı o değil. Ama bir yerden sonra erkeğin doğası daha baskın olarak cinsellik olduğu için kadın bir şekilde bu ritmin içinde çocuğunun olması için bakış açısı olarak bir ironi tadındadır bu. Hani hiç sevmediğim kelimeler, cadılar zamanı falan vardır, yakma olayları falan vardır Engizisyon zamanlarında. Tabii. Dolayısıyla böyle bir olay, onların o konuların derinine girmek istemiyorum. Onun için çok, o sual çok hoşuma gittiydi. O kitapta Faust'un operasında, bu şimdi hep gençleşmek üzerine botokslar, onlarla da çok eğleniyor Okan Bayülgen. Bir de Amerika'da aklınızda bulunsun, Bill Maher var. Hiç duydunuz mu ismini? Amerika'nın gerçeğini öğrenmek için, çok güçlü İngilizcem yok asla ama artık çırpınarak böyle o konuşurken böyle o kelimelere falan bakarak şey yapıyorum. Amerika'nın gerçeğini o da dokunuyor, böyle Katolik Kilisesi'nden tut Trump'a kadar, inanılmaz. Orası çok daha fazla özgür ya bu konuda. Okan Bayülgen de bunu yapıyor. Çoğu kişiyi, eğer siz kitaplarınızda veya konuşmalarınızda kişiyi oturduğu yerde rahatsız ediyorsanız, ben onu başarılı buluyorum. O konuda ne diyorsunuz? Rahatsız... Zeki adam tabii ki. Kendini katıyor diye. Zaten bir insan kendiyle dalga geçebiliyor ki her şeye dalga geçebiliyor. Kesinlikle. Ben Okan Bayülgen'de öyle şuna geliyorum açıkçası. Şu an özellikle günümüzde insanlar doğruyu söylemekle, hani bir şeyi, doğru bir şey söylüyorum ama onu kırmak için söylediğimi zannediyorlar aslında. Okan Bayülgen orada mizahla karışık doğruyu söylüyor aslında. O yüzden insanlar dalga geçiyormuş gibi evet. Anlıyorlar. Ama evet. Aslında orada hem doğruyu söylüyor hem de mizahi bir şekilde yaklaşıyor. Onu ironi. İroni evlat, yani ironi. Sarkazm, ironi. Hani, gene de ben şeyi Okan Bayülgen'de eleştiriyorum açıkçası. Hani programına çıkardıkları insanlara bakıyorum mesela. Hani Okan Bayülgen'in yani çok rahat avlayabileceği, böyle yani kolay av olarak gördüğü insanları çıkarıyor. Acaba bir ben gün de, önceki programa bak. Ya tamam ama bir gün bir dakika dur. Şeyleri dinlemiyorsunuz. Cuma akşamları o ekipleri seçiyor. Bir fizik teorisiyle ilgili, dünyanın gidişiyle ilgili. İsmi Muhabbet Talal. Bir gün önce cuma günü öyle bir ya fizik profesörleri ama zehir gibi adamların karşısında salağı anlatır gibi diyor. Bu hakikaten, ama ben de dinler ki anlamıyorum. Salağı anlatır gibi anlatırsınız tekrardan. Veyahut da para bu. Hani internet parası mı ne diyor? Bitcoin diyor. Allah'ım ya, benim kafamın basması falan imkanı yok. Bitcoin olayıyla ilgili zehir zemberek 4 tane adam çıkarıyor. Onlara bakıyor. Çok önemli çocuklar. Çalışıyor, geliyor. İmkanı yok sen Bitcoin olayını. İşin içinden çıkamadığımı çok hoşuma gidiyor. Salağı anlatır gibi anlatır mısınız diyor. Çünkü adamların dili yani bambaşka bir dil Bitcoin olayı. Parayı koy ben şimdi. Veya fizik, evrenin yok oluşuyla ilgili buldu. Müthiş keyif alıyor. Sevgilinize kim bilir aya bakar. Hayır, yani ben size onu methetme adına değil. Benim konuşmalarımda
ölçü olarak almadım. Ama komplekslerini yaşamış. Herkes kompleks yaşar. Ama kompleksleri söylemek önemli. Kompleksler yaşamış çocukluğunda. Mesela anneanne de büyüdü. Ninenin yanında olmuş. Kulaklarıyla uğraşmışlar. Dolayısıyla duyarlı bir adam. Herhangi bir şekilde acımadan. Çünkü ona acımamışlar. Bu Demaj diye James Iron James Iron muydu neydi bir Amerikalı şey Fransız aktörün bir Demaj diye yara diye bir film var. Orada eğer yara görmüş bir insanla ilişki kuruyorsanız yara alırsınız diye yaralı bir insanla çok önemli. Yaralarını hissetmiş bir insan o. Ben onu tanıyarak değil ondan kendimden çıkarak insanın yaşanmışlığı size sunmaya çalışıyorum çocuklar. Sanat buralarda başlıyor. Bir şey arıyorsunuz zaten. Benim elimde piyanom vardı. Bir şeyler arıyordum. Tiyatro olayı. Şu anda tiyatro. Ya öyle ki konuşma, piyano ve hukukla mücehhez gençliğe ulaştım. Çok güzel bir şey oldu benim için. Keyif oldu ama siz bir kelimeyle belki bir yol, belki unutmazsanız benim için çok onur verici bir şey. Yani bir kelime aklınızda kaldıysa şeyde işte bu Mev'de her iki yerde de sonra hocaların hatta şeydeki hoca çok hoşuma gitti. Mevlana'nın bir sözüyle kapattı şeyi. Size de okuyayım. Çocukların çünkü çocuklar çok fazla kalabalık oldu sonradan. Kendi aralarında yaşları küçük olduğu için şaka yapmaya falan başladılar. Neyse ben de onlara takıldım. Sonra kalktı. Mevlana'nın bir sözüyle bağladı. Onu o arada şunun tamamına da gidelim olmazsa. Herhalde 7:30 olmuş. Diğer çocuklardan gelecek var mı acaba? Yok değil mi başkası? Hasan Bey dedi mi bir şey acaba Yağmur? Hayır, gelen olmaz. Olmaz mı? Tamam. Ha şimdi şu burada da duralım. Bak bunu da söyleyeyim size hukukçu oldukları için. İki ama çocuk vardır avukat. Belki biliyorsunuzdur. 50 yaşına geldi onlar da. Gitar ve şey, saz çalıyorlar. Onlarla da bir piyano üçlüsü yaptık. Yani elinizde şimdi yazı, hani sizin dediğiniz gibi ben yazı konusunda anlıyorum. Kartımı aldıysanız sonradan yine görüşülür. Yani onda ümidinizi kesmek için, kesmek gibi bir durum olmadı ama yazı konusu... Televizyon programlarım da var. İnternete girdiğiniz zaman, web siteye girdiğiniz zaman çok programlarım var konuşma açısından. Kitap yazma konusunda kendiniz rahatlayacaksınız. Yazdığınızda kendinize de yansıma oluyor. Çok güzel bir güç oluyor. Fakat tanıtımında, farklılığında, sonrasında sizi tatmin etmesi için başka unsurların gereğini hissedeceksiniz çocuklar. Ben Buket Uzunel'le konuşmuştum. Onunla Behan Oğlu'yla da konuşmuştum. Hani böyle bir de hani görünce hani tavsiye. Çok iyi yapmışsın. Hı hı. Hani Buket Uzunel de şey demişti. Ne dedi? Kitapçıya girdim, kitabını gördüm. Aldım baktım. Alır mıydın almaz mıydın? Alırım diyorsan dolaşmaya başla ama alırım diyemiyorsan daha zaman değil demişti hani mesela bana. Ama daha bitirmedi hani kitabını yani içine baktığın zaman. Yok şu anlamda hani çıktı dedi kitabın. Hani şu hı-hı. An kitapçıya koyuldu. Onu aldın. Sen hani başkasınmış gibi düşün. Aldın onu elinden. Birkaç sayfayı karıştırdın. Okudun birazını. Alır mıydın almaz mıydın o kitabı dedi. Alırım diyorsan dolaşmaya başla dedi. Hani yayın evleri konusunda. Hı-hı. Ama yok almam diyorsan bekle. Ama sen daha bitirmeden bunu nasıl karar vereceksin? Bitirdin mi? Ha bitirdin. Bastırdın mı kitabını? Bastırmadım işte. Hani bitirdim. Yazısını bitirdim. Şu an sadece birkaç yazı daha. Böyle kitap haline gelmedi yani. Yok hayır. O çok farklı. Yok o bakımdan diyorum. Anladım. Anladım. Hani içerik olarak hani tamamen sonunu hani şu an toplam A4 kağıdında 80 sayfa oldu sanırsam. Hani normal kitap haline getirince 160 sayfa oluyormuş sanırsam. Hani o bitti. Yani onun önce de bazı öykülerim vardı. Hani zaten en baş deneme olarak başlamıştım. Sonra şiir yazmaya başladım. Ondan sonra bir daha deneme. Sonra kısa öyküler. Sonra öykü. En son. Hani yani hepsi mi öykü o zaman? Küçük küçük öyküler halinde mi? Şöyle. Öyle küçük öyküler halinde de var. Ama bu tabii tek hani şey. Roman halinde. Devam et. Kesinlikle devam et.
Yani onu vazgeçmek. Fakat onu kitaba şahsen ben kendim de hatta film haline bile gelsin diye düşünüyorum ama çok farklı bir bakış açısıyla. O büyük bir keyif oluyor kitapçılarda kitabı görmek. Ama artık eskisi gibi değil. O kadar göremiyorsun. Yani çok çok. Çünkü artık internet olayı, internetten kitaplar temin ediliyor. Dolayısıyla ki ilk gördüğünüzde o çok büyük heyecan oluyor. Ben kendi kitaplarımı sevdim hep. Kitap kapakları çok önemli oluyor. Ha buydu onları. Bunu bu şey son işte çok güzel. Onu bir eğitim fakültesinde Balıkesir'de hatta buradan 1000 kadar kitabımı aldılar, dağıttılar. Orada ben 17 yıllık avukatlık yaptım ve ilk kitabımda da bayağı deştim Balıkesir şeyini. Bunu ben kendim bir mizansen yaptım. Plaketlerim ve cübbem diye o mizansen. Fakat bu piyanoyu eğitim fakültesi hazırladı. Çok hoştu, çok keyif aldım. Müzik bölümü daha çok geldi. Piyano çok güzeldi. Zaman zaman hocalarının hoşuna gider Türk müziği. Mesela Türk müziğinin improvizesi çok hoşuma gider. Bizim peşrevi alacaksın. Piyanoya çok yakışır çünkü. Ayrı her konuşma dalında ayrı. Bu orada. Bu da yaptığım mizansen. Sonra daha bitmedi zannediyorum. Bir şey daha lütfen. Onu ondan sonra da başka gelecek olmazsa bitirelim mi acaba? Daha hocamız gelecekti. Feridun Hoca'yı görmeden gitmeyeyim diyorum. Bu bak Salzburg Mozart Düğüm Akademisi'ne katılma olayımda bir olay, bir şeyleri isteme. Balıkesir'de avukatlığım sırasında o bir hayal, bir şeyi yaşamak istiyorum. Bir Batı'nın şeyini acaba yeter miyim? Konservatuvarı bitirmiş değilim ama 10 yıllık piyano eğitimim var. Mozart Düğüm Akademisi'ne piyano kasetimi gönderdim. Çocuklarım da var. Bir ders görmek istiyorum dedim. Andrea Polanski sonra şeyle ve beni kabul etti Mozart Düğüm Akademisi. Yani senin piyano standartına bakmıyor, sen onu talep ediyorsun. Ben 40 yaşındayım yazmışım işte artık unuttum geçmiş gün. Ondan sonra Fromburg Sarayı var, orada da yer ayırttılar, biz ay iki çocuğum falan. Orada kaldık, ben akademide bana kıyamadılar, o, ara ara bana o ders gösterdi, piyanomu dinledi. Ki bayağı başarılı gençlerin arasında. O fotoğraf şeyden Salzburg'da. Bu benim Darüşşafak Lisesi'nde 15 yaşında verdiğim resital. Bu Balıkesir bu amblemi hazırladı. Çok onur verici. Kendileri buldular. Şeyden de bulmuşlar. Bu sene işte 3 okulda söyleşim oldu. Piyano getirdiler. Çok ahir ömrümde ideallerimdi yani. Bu yine onun şeyi olacak. Evet devam edelim. Bitti mi? Bir şeyi var onun. Daha bir bölümü daha olması lazım. Bu Kıbrıs Festivalim. Yine İstanbul Barosu. Denktaş'ın ona da ha bir şeyleri nasıl da Denktaş'a bildirdim. Lefkoşa, İstanbul Barosu'da Turgut Kazan beni destekledi. Bütün baro şeyiyle Lefkoşa Barosu'da Denktaş'ın davetiyle her türlü düzenlemeleriyle orada piyano restali verdim. Orada da Kıbrıs ezgilerini buldum mesela. Onların improvizesini yapıyorsun. O bana yani eserlerden çok daha keyif işte kendiniz olma olayını verdi o piyanoda. Piyano zaten orkestra. Bu yine Balıkesir'deki son şeyim. Eğitim fakültesindeki çocuklar herhalde. Hay Allah. Ha bu Amerika'da yine imza günü. Çok hoş bir kafeydi. Kafeyle konuştuk. Sonra bir irtibat kuruyorsunuz. Yani insanlarla ilişki kurmak, bir şeyleri şey yap. İngilizce kitaplardı. Çok hoştu kafede. İmza günü yazdım. Bu Altınoluk Antandros Derneği. Altınoluk'u bilir misiniz? Eski kazılarla Antandros şehri çıktı. O derneğin bir şeyiydi, yazısı. Okumayanlar ülkesinde yazar olmak diye bir hikayem var. Sana göndereyim onu. Orada hicve diyorum işte. Benim ilk kitaplarımın nasıl dağıtıldığını veya bir misafirliğe gittiğimde hediye olarak kitabı götürdüm. Tam hediye bir kitabı masaya öylesine bir koydu şeyi. Orada da çay demliğiyle geliyor. Ben anladım ki çay demliğinin altlığını diyor ona koyacak diye. Çünkü süslü püslü bir ev.
Ondan sonra kaptım kitabı ve çaydanlık örtünün üstüne geldi. O ki onun hikayesini anlatıyorum onda. Bir de şeyde Amerika'dan döndüğümde bir markete girdim. Bütün gazeteler bitmiş. Aman dedim ne güzel herkes okuyor gazeteleri almışlar dedim. Yok avukat hanım dedi karşı komşu taşınıyormuş dedi. Bu kırılacakları saracaklarmış. Onun için gitti dedi. Çok hoş bir hikaye o yeni gelen dergisinde. Sonrasına bakalım. Bu altın kalem ödülü aldım bu şeyde Casaller'e kitabında. Yeni gelen dergisi. Bu yine Amerika'daki bir imza günü. Casaller ile ilgili çok güzel bir eleştiri. Onu okursanız zaten çok şeyi burada çok şeyin cevaplarını bulacaksınız. Hasan Bey bari birlikte bir resim çektirelim sonradan ya da hocamız gelmezse çok. Tabii, hocam şu an doktor dersini bölemedi. Doktor dersi devam ediyor canım. Çok beklememiz gerekir mi artık? Yani, toplantı sonunda ben sizi görüştürmeye tekrardan çalışırım isterseniz. Tamam artık gelmişken bir alasma aldık veya şey yapalım. Geldim gördüm sağ şey yaptık. Bu yine oradaki yine Cumhuriyet Gazetesi. Yani o kadar güzel şeylerle paylaştım ki yazdıklarımı sonrasında belli bir şekilde çok şey bekliyor yazıdan sonra. Ama ben çok kombine bir kulvarda, kendi kulvarımda gittim. Tek başınıza olduğunuz zaman sadece yazıyla ilgili yarışta hakikaten şimdi başladınız. Çok büyük emeklerle bir ince aralı diyelim. Yani onlar tamamıyla ömürlerini de vermişler. Ayrıca ben saygı duyarak hep konuşurum. Yazar kimliğini koymadım kartvizitime. Hep avukat olarak şey yaptım. Bunu yazımın güzel olduğunu bilmeme rağmen. O benim mesleğim. Bu yine işte Antandros Derneği'nde şeydi. Bu İstanbul Barosu'nun Kıbrıs Destali duyurusu Turgut Kazan'ın. Yani siz öneriyorsunuz aydınlık bir beyin sizin için birçok şeyleri yapıyor. Yani bulunduğunuz yerlerde çocuklar. Bilmem birçok şeyleri anlatmaya çalıştım ben size değil mi? Bu ya öyle demişim. Kazım Kolcuoğlu. O bana Karadeniz'i ben anlamam dedi müzik. Orada biraz durun. Şey yine 35. yıl plaketiydi. Ben o 35. yıl plaketinde de böyle iyice görkemli böyle piyanoyu hayal ettim. Dedim Kazım Kolcuoğlu'nun odasına girdim. Efendim dedim işte İstanbul Erkek Lisesi'nin piyanosu güzel değil. Bul bakalım dedi piyanoyu dedi. Ben anlamam dedi. Ama şimdi öyle ki anlamam demesine rağmen onu yapacağını anlıyorsunuz. Sonra Mimar Sinan'ın salonu vardır. Piyanosu çok güzel. 35. yıl plaketimde çok görkemli, çok şeydi. Petek de diyor ki büyük kızımda sanki diyor sadece sen varsın salonda. Herkes 35 yılın plaketini aldı. Ben elimde çiçek gördüğünüz gibi çok güldükleri bir fotoğraftır. Yani orada kime sanıyorsun? Böyle o resmi sonradan bir dergide. Ha şu da 1965 yılı. Anneniz, anneanneniz falan değil değil mi? 65 yılında ilk televizyon programı, burada da ilk televizyon Fatih Pasinler, İstanbul Teknik Üniversitesi ilk televizyon yayınını yaptı. Nasıl oldu? Orada da piyano çaldım. Lisede o aralarda, lisede okul kırma olaylarım var, okulda disiplin olayları var, cevap veriyorum diye. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar ikisi bir arada yürüyor hep. Kitabımda göreceksiniz. Yani aykırı davranıyorsun. Çok farklı bir şekilde. Ama bir yerde de bir çıkış yapıp vay gördünüz mü diye şey yapıyorsunuz diyor. Yani bu sanat o yerine ne olabilir? Yazı olabilir. Bir şekilde enerjinizi yönlendiriyor. Şans mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz peki? Nasıl diyorsunuz? Ben anlattım. Ne düşündünüz benle ilgili? Ben farkında olarak birçok adım atmışsınız anladığım kadarıyla. De insan bir şey isteyince farkında olmadan da bir şeyler yapıyor onun için. Yani sanırım onun meyvelerini topluyorsunuz şu anda. Yani öyle hissettim. Biraz tutkunuzu da birleştirip. Tabii. Ne istediğini, nasıl desek, ne istediğini bilmek,
onu bilmişim ama bu çok küçük yaşta oluşuyor bu. Doğan anlatabildim mi? Duyarlılıkla birlikte. Bir de evdeki olayın içinde sana önemli şeyler sunuluyor. Yani bir piyano, hukuk fakültesi. Sen böyle enerji, böyle alev topu gibisin her şeye rağmen. Sen yanlış olana itme, bu bana iyi deyip alma gücün olmuş. Seçme diyelim ona. Anlatabiliyor muyum? Alev topusuz enerjinle, şeyinle, aklınla. Tehlikeli de olabilir. Yanlış sapmalar da olabilir. Fakat sen, ben bunu alayım. Sana sunuluyor ama eve geliyor bir piyano değil mi? Piyanoyu seçiyorsun. Yani onunla enerjiyi atıyorsun. Şu kız çocuğusun, büyüme temayülün var. Evde bir takım yanlış dokunuşlar var. Bunlara bu daha iyi olacak diyor. Bir başka aldır. Bu bir doğanın gücü diyelim. Burada bu oluyor. Yani seçme olayı. Bir şey soracaktınız mı? Bir şey sormayacaktım. Sadece hani bu kadar konuşmanı ne düşünüyorsunuz diye sordunuz. Yani ben sizi şöyle gördüm. Hani lazım umut eden bir insan olmuşsunuz. Hani geleceğe yönelik olarak. Umutlar şunu kastediyorum. Hani Samuel Beckett'ın hani çok sevdiğim bir sözü vardır. Have you ever tried? Ever failed? No matter. Fail again. Nasıldı? Try again, fail again, fail better. Hani der mesela. Hani yenil, bir daha yenil, daha iyi. Daha iyi hani yenil. Siz de hani bunu çok hani kötü anlamda söylemiyorum. Yok değil, budur, yaşam bu. Hani çok hani böyle bir şeyleri kaybetmişsiniz ama her zaman da bir süreden sonra sondan geliştiğini düşünüyor. Umut etmeye devam etmişsiniz. Hani bir gün yarın da güneş doğacak denilen klişe bir söz vardır ya hani. Evet. Her zaman hani yeni bir güneş doğacak, yeni bir gün başlayacak ve ben o zaman daha iyi olacağım gibi sürekli önünüze baktığımızı düşünüyorum. Daha o şekilde değil, bir kere büyük bir endişe kalıyor yaşamda üzerimde. O endişeyi ilaçlarla veya şeyle değil de sabahın 7'sinde bisiklete binmekle, sabahın 6'sında denize atlamakla bir endişe var, çocuklarınla olsun, yaşamdaki kayıplar, ölümlerin ardından çok üst üste bir şeyler yaşanıyor, kaybedişlerin ardından kendini yenileme, başka yere düşeceğini, başkasının eline düşmek istemiyorsun. Buna çocuklarım da dahil. Onlara belli bir yaştan sonra hayatlarını bozmamak istiyorsun. O zaman hadi Yasemin, kalk bisiklete, bir ağrılarına rağmen bir şekilde onlara gitmek gibi. Tek boyutlu bakmadım yaşama. Hatta sanat da bunu gerektiriyor çocuklar. Hukuk da bence onu gerektiriyor. Zekanızın artması için geçmiş, an ve gelecek. O saçma sapan anı yaşamak gibi terimleri kullanmıyorum. Yani bir üçlü düşünce var. Bu çok tabii ki ürkütücü oluyor. Çünkü dikkatinizi mesela araba kullanırken, şu anda araba kullanmayı İstanbul'da yapmıyorum. Çünkü üç boyutlu düşündüm hep. Bir şekilde beyinde hepsi bir arada. Bunu dağıttığınız anda başarısızlık gelmeye başlar. Sınırdaki kişilikler bunlar. Dağınıldığı zaman zaten kaybediş başlar. Anlatabildim mi? Çünkü çok aynı anda, tek değil. Diğerde iyi yakaladın, hüzün var. Fakat burada tek ileriye bakmıyorum. Çok yorucu bir hayat. Hepsiyle birlikte bakıyorsun. Üçüne birden bakıyorsun. Çocuklarımın yorulduğu şey, bunu yaparken öbürünü düşünüyorsun. Ve doğanın gereği çocuklarımı da hiç ihmal etmedim. Kendimi yaşadım ama. Onların affetmediği bir şey. Fakat annelerinin farkını bilip çok severler. Ama kendimle ilgili konularda siz de geleceksiniz diyerek şey yaptım. Onları atmadım. Aynı anda çoklu düşünme. Bu psikiyatriste falan da vardır. Psikanalistlerin çok enteresan buldukları bir yapım oldu. Ellerine düşmedim tabii ama konuştuğum zaman çok güzel diyaloğum olmuştur. Kesinlikle de saygı duyarak konuşmalarım oldu çocuklar. Ya ne dersiniz? Kitaplarımı okuyacak mısınız? Yani her şey yaparsanız zaten bulabilirsiniz orada hangisini. Çünkü Sincaplar Ülkesi'nde Sincap Anneanne'de burada çok önemli. Çocukların çocukları kitabını yazarken o kadar yoruldum ki derinliklerde yaşamaktan, derini yorumlamaktan.
Editörümün dediği bir şeydi. Zaten böyle çok çocuk gidiyorsunuz, şey yapıyorsunuz bir yerde. Yani o hani içimdeki çocuğu muhafaza ediyorum gibi bir düşünce değil. Zaten doğanızda o var. Dolayısıyla çocuk kitabında o kadar mutlu oldum, gülümsedim ki. Tabii yine de benim küçük torunlarımın olması. Orada da doğayla bir de kıskançlığı ele alıyorum orada. Doğanın, çocukların kıskançlığı da harcamaları gerekiyor. Kıskançlık olayını. Bu kitapta onu da işliyorum. Çünkü kıskanmayı da bilmek lazım. Onun üzerine onu da hayır kıskanma dememek lazım. Bu Sincaplar Ülkesi'nde, Sincaplar Ülkesi'de neresi olduğunu düşünüyorsunuz? Niye öyle dediğimi bir şey yapabilir misiniz? Sincaplar Ülkesi neresi olabilir mesela? Benim aklıma... Neresi? Direktman şey geldi. Bülent Ortaçgil içinden düşünür bilmiyorum. Bir zamanda dinler, evet. Büyük Kediler Küçük Kediler diye bir şarkısı var. Yok. O da Kediler Ülkesi'ni anlatıyor. Böyle hani aklıma o gelmişti. Sincaplar, Amerika'ya da sincaplar çok ya. Amerika derse oradaki yaşama yani bir övgü şeyi de demiyorum. Sincaplar Ülkesi'nde sincap anneanne diyerek sevimlileştirdim Amerika'yı. Kendim de böyle zıp zıp bir tip olduğu için kendimi de sincap anneannedim. Torunlarla konuşurken doğayla ilişkileri mesela doğanın sesini dinleyerek fısıltılarını dalgaların sesinden ya notalara işte bu olay ya notalara ya sözcüklere geçirin ana teması. Kıskançlığı işledim. O da şey yaptı. Böyle gülümsetti, rahatlattı beni bu kitapta. Dolayısıyla son kitabım da hazırladım onu. Enstrümanları konuşturuyorum. Piyanoyu. Piyanonun mesela problemi ama cello sahibiyle birlikte hep olabiliyor ama piyano yalnız başına kalabiliyor. Birbirlerine kıskançlıklarını... Cello'nun, o da benim küçük toruna bir mini cello yaptırdılar. Ay çok şirin o. Ben onu gördüğümde bu. Yani cello zaten çok büyük değildir ama torun için böyle 3 yaş şöyle bir cello. Neyse resimlerini internete girerseniz görürsünüz. Ben onu bir gördüm. Cello'yla şeyin piyanoda da kızımın sıkıntısını görüyorum çünkü piyanoyu taşıyamıyorsun hiçbir yere. O yalnız başına kalıyor piyano. Piyano ile viyoloyu evlendiriyorum, çelloyu doğurtuyorum. Öyle bir, ama onu yaşamak lazım, hissetmek lazım. Onları değil mi? Yağmurda. Bitirelim mi acaba çocuklar? Ne diyorsunuz? Saat kaç oldu? 8 oldu. Zaten bitmesi lazım herhalde. Ben teşekkür ediyorum sizler de memnun olduysanız.